Anlatmaya gerek yok. Bakın görüyorsunuz. Plajı. Geldik efendim. Evet, Ilıca'dayız. Bizi oradan kovdular bir nevi. Drone yasak dediler. Dersimizi aldık. Bu sefer denize girmeden hemen hava çekimlerini halledelim. Çünkü birileri gelir dedik. Ve zaten birileri geldi. Tam. Yani sonuç olarak drone yasak. Burada evet, Ilıca plajında da drone yasak. O zaman plaja doğru yürüyelim. Aynen. Şimdi Güven size anlatsın biraz plajı. Ama sizin için Ilıca'ya girip bir de suyu test edeceğiz. Bakalım burada sıcaklık nasıl? Ilıca'nın adından da anlaşılacağı üzere suyu biraz Ilıca, Ilıkcan'a. Burada bu arada şöyle, Alaçatı gibi değil, bu tarafın denizi çok daha iyi. Yani soğuk deniz sevenler Altınkum, Alaçatı, Delikli Koy işte vesaire o taraflardan, yani İzmir Yarımadası'nın güney tarafına bakan kısmına yönlensinler. Ki oralara da gideceğiz. Gideceğiz. Zaten Altınköy onlardan biriydi. Eğer sıcak deniz istiyorsanız Ilıca. Ilıca plajı, İzmir'i bilenler için söylüyorum. Normalde son derece dalgalıdır. Ama özellikle böyle rüzgarın güneyden estiği, Alaçatı tarafından estiği zamanlarda görüyorsunuz. Deniz çarşaf gibi, müthiş. Hafta içi olduğu için bomboş. Normalde çok daha kalabalık. Pazar günleri arkamda gördüğünüz yer komple sırf park yeri sıkıntısı oluyor. Deli gibi her yer araba. Burada deli gibi trafik. Kalabalık sevmeyenler için eziyetli olabilir. Kalabalık sevenler için, piyasacılar içinse tam bir cennet. Plaja giriş ücretsiz. İçecek satan, meşrubat satan yerler var. Şezlonga oturmak zorunda değilsiniz. Plaj komple sizin. Şemsiyenizi, havlunuzu alıp gelebilirsiniz. Yo, ben böyle şezlong istiyorum, bir de bana işte biraz içkimi getirsinler, meşrubatımı getirsinler diyorsanız hemen ileride şezlonglar var. Oralarda gayet rahat keyfinizi yapabilirsiniz. Eğer daha da üst düzey bir hizmet istiyorsanız plajın doğu ve batı tarafına, yani arkamda ve en ucundaki tarafta 2 adet beach club bulunmakta. Girişler, otoparklar, ücretler tabii ki beach club segmentinde. Ama hani yok efendim işte çilekli bilmem ne smoothie gelsin diyorsanız doğru adresler orası. Ilıca plajı bana sorarsanız Türkiye'nin, abartmıyorum, en güzel plajı. Niye diyeceksiniz? Konyaaltı böyle bir yer değil. Konyaaltı yan tarafından deli gibi otoban geçen, otoyol geçen otelli motelli bir yer. Ben pek sevmiyorum. Üzgünüm, Antalyalılar kızmasın. Ama Ilıca Türkiye'nin Malibu'su diyoruz. Acapulco'su. O zaman Acapulco fırtınası devam etsin mi Bahadır? Etsin. Hadi gittik biz. Girdik. Deniz harika. Şansımıza. Şöyle ayaklarımızı suya sokup oradan size durumu anlatmak istiyorum. Oo, bu arada süperdi. Şimdi plaj iki bölümü var. Şezlonglu bölüm, normal bölüm. Normal bölümde havlunuzu getirip oturabiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Şezlonglu bölümde eğer şezlong tutmak istiyorsanız kişi başı şezlonglar 25 lira. Meşrubatlar alkolsüzden 5'ten başlıyor. Alkollü yerliler 10'dan başlıyor. İşte yok Miller'dır, Amstel'dir, o tarz şeylerden yürüyor. O tarz meşrubatlardan yürüyorsanız 15'in üstüne çıkacak. Halk plajları arasındaki en pahalı plaj diyebiliriz.
Ama burası Çeşme Ilıca plajı. Arkamda bir tesis var. Gördüğünüz tesis. Giriş 100 lira. Şezlonglar 100 lira. Sheraton'un tesisi var. Şöyle plajın en sonunda. Belki görmüşsünüzdür. Orada da 100 liradan başlıyor fiyatlar. Oh! Hadi biz yürüyoruz. Evet, Ilıca deneyimimiz de böyleydi. Bahadır Bey, son tahlil. Ne diyorsun, Ilıca plajı öneriyor muyuz? Kesinlikle Ilıca plajını öneriyoruz. Yani valla bana kalırsa Türkiye'nin en iyi denizi, çok aynen. Net. Yani en iyi ikisinden bir tanesidir eğer biraz daha hani insaflı olmak gerekirse. Ama çok net, buraya kesin gelin. Buraya girmeden tatilinizi tamamlamayın eğer Çeşme'ye tatile geldiyseniz. İlla şezlong tutmanıza gerek yok, plaj çok büyük. Evet. Yani tamam, şezlonglar pahalı mı? Pahalı. 25 şöyle, ucuz değil. Çeşme fiyatına göre değil aslında. Şimdi doğru. Tabii size kusura bakmayın ama şöyle bir çekim yapamayabiliriz. İşte Ayayor gideki bir iç kılıklara gidip. Giriş fiyatlarını da sizin için öğrendik diyemeyebiliriz ama benim tahminim bu sene adam başı 40 ila 50 lira arasındadır. 100 lira diyor buna. Evet, buradaki ama istisna, burası hep pahalıydı zaten. Sheraton da 100 lira diyor. Buradakinin adını hatırlamıyorum şimdi. Ama şu an Ayayor gibi o meşhur işte beach club'lar 40-50 belki de 60 liradır. Buna otopark dahil değil arkadaşlar. Otopark tabii. İçin 20-30 lira arasında bir fiyat daha. Otoparkta bir daha öpüyorlar. Evet, verilecek. Sonra bir de bu sadece giriş parası. Yani o parayla içeride bir şey harcamıyorsunuz. İlave içeride harcamaya devam edeceksiniz. Su 20 lira, ben söyleyeyim. İçtim. Özetle burada yani Ilıca plajında şöyle alternatifleriniz var. Kendi buzluğunuzu alıp, sandalyelerinizi, şemsiyenizi alıp, güvenin size gösterdiği plaj kısmında oturup denize girebilirsiniz. Şöyle bir daha göstereyim plaj kısmını hem de. Bakın görüyorsunuz. Ayırlarsın. Anlatmaya gerek yok. Bakın görüyorsunuz. Plajı. Ya da buradaki tesiste işte şezlong fiyatı 25 liraydı. Meşrubatlar 5 lira, bira alkollü yerli alkoller 10 lira. Civarında da sizin tesisten fark. Zaten biz ayran içiyoruz, öyle değil mi? Aynen, üzüm suyu. Evet, üzüm suyu, ayran. Bizde öyle. Ayran 5 lira, sıkıntı yok. O zaman nereye gidiyoruz? Bir de Şifne'de gir. Şimdi artık eve gidiyoruz. Artık bugünlük bu kadar. Burada bu videoyu bitiriyoruz. Bir sonraki hedefimiz, bakalım bu bayramda eğer Bahadır'ı ikna edersem, Karaburun Dolungaz Plajı, Karaburun Bodrum Koyu, efendime söyleyeyim Ayı Balığı Mordoğan. Oralara gideceğiz, bakacağız. Ildır tarafına gideceğiz, bakacağız. Delikli Koy'a bir gideceğiz, bakacağız. Biliyorsunuz yıkılıyor ortalık Delikli Koy diye. Bakalım bu sene böyle başladık. O zaman ne diyoruz? Bu videoların devamını görmek istiyorsanız şu aşağıda gördüğünüz abone ol butonuna tıklıyorsunuz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler. Bak ben utanıyorum böyle şeyler söylemeye ama adam bu işin profesyoneli tabii. Valla yani eğer beğeniyorsanız tabii ki bunu bize en azından geri bildirim olarak orada bir beğen butonuyla gösterebilirsiniz. Çok memnun olurum. Çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize hoşça kalın. İyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Şey diyor musun izleyenlere? Herkes düzenli bir tatil yapsın diliyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Kolay gelsin, sağ çalışmalar. Teşekkür ederim.